Kutu Lütfansa Kargo'nun Türkiye Direktörü Hasan Hatipoğlu ile konuşacağız. Hasan Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkür ederim. Biz de siz katıldığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Hasan Bey, şimdi normal kargo taşımacılığının bariyeri neydi? Nereye kadar yükseldi? Bu korona ile birlikte belki iyileşen alanlardan bir tanesi burası mı oldu? Kargo mu oldu? Efendim, şimdi bakıldığı zaman görüntü öyle. Kargonun ivme kazandığı ve kargonun gerçekten bir iyi bir taşımacılıkta alternatif olduğu böylece görülmüş oldu. Ancak şöyle bir parantez açmak isterim. Özellikle bu köklü hava yollarının kargo kapasitelerinin bazısının %50, bazısının %70'e yakını yolcu uçaklarının altlarında, kargo kapasitelerinde taşınıyor. Ve bu kapasitelerin kaybı aslında ki kargodaki rakamların çok da iyi gittiğinin söylenmesi değildir. Ancak kargo uçaklarına yoğun talepler var ve kargo uçaklarına yoğun talepten dolayı da aslında bir de şunu da belirtmek isterim. Öncelikle ben bizim sektörümüzde, lojistik sektöründe emek veren bütün, ben onları kahraman, kuryecilerden tutun hava yolculara kadar, hava kargoculara kadar hepsini kahraman diye adlandırıyorum. Hepsinin emeklerini teşekkür ediyorum. Onların taşıdığı emtialar olmasa inanın yiyecek içecekten, giyecekten ve daha da önemlisi maskeden tulumlara kadar tutun. Bunların bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması, özellikle üretim yapılan ülkelerden başka ülkeye taşınması inanın çok zor olur. O Hasan nedenle Bey, kargoya da sizin ivme söylediğiniz var. Çok Bilmiyorum doğru. Efendim. Tabii ki bir sağlık çalışanlarının şu anda çok ciddi, kahramanca mücadele vermiş olmaları ayrı bir şey. Ama biz hepimiz ya da çalışmayanlar, evde olanlar için sürekli bir tüketim hali var ve insanların yiyeceklerine kadar evine götürüyorlar. Bu aynı şekilde ülke içinde, şehir içinde olduğu gibi uluslararası alanda da bu kargo taşımacılığı yapanlar da risk altında. Ama bunlar insanlara en azından gıda malzemeleri, sağlık malzemeleri taşıyorlar. Hasan Bey, sizinle biraz sektörü konuşalım. Kargoda tamam, ciddi bir yükseliş var. Onun da nedeni acil olarak hem gıda hem sağlık maddelerinin getirilmesi gerekiyor. Uçakla bir an önce götürmeye çalışıyoruz. Sektörün geneline baktığınız zaman hava yolları büyük oranda büyük bir zarardan söz ediliyor. Bu iflaslara gidebilir mi? Nedir oradaki trend? Efendim, iflaslara gideceği noktalar olacaktır. Ve özellikle bayrak taşıyıcısı dışındaki firmaların daha da zorlandığını buradan gözlemleyebiliriz. Bunu da şu açıdan söylüyorum. Bayrak taşıyıcı firmaların bir şekilde devletlerle, ilgili devletlerle görüşmeleri sürüyor. Ancak Lufthansa ve Lufthansa Grup ve Lufthansa Kargo olarak bu konuda benim yorumu yapmam doğru olmaz. İnanın ben de basında sizlerin açıkladıklarınız kadarını takip ediyoruz. Bizim özellikle bilgi enformasyon bölümümüz bizi bilgilendirmediği takdirde bu konuda özellikle devlet desteği konusunda yorum yapmam doğru olmaz. Ancak tabii ki bütün hava yollarının özellikle yolcu taşımacılığına ağırlık vermiş olan hava yollarının çok zorda olduğu da aşikardır. Bunu söyleyebiliriz. Peki şimdi koronadan dolayı hani gemilere büyük lojistik anlamında söylüyorum malların taşınması yapılıyordu. Ama koronadan sonra sanki bu büyük tankerlerle taşınması, büyük gemilerle taşınması, trenlerle taşınmasından önce belki sağlık açısından, belki gıdanın taşınması kargo üzerinden devam edebilir mi? Bu koronanın etkisi olabilir mi? Kargoya talebin bundan sonra da devam edeceğini düşünüyor musunuz? Sorunuzdan hava kargoyu anlıyorum. Evet, hava kargodan bahsediyorum. Yani şimdi hava kargoya bakıldığı zaman bütün taşımacılık modları içinde çok küçük bir pay tutar tonaj olarak. Gerçekten ben onu hep böyle bütün taşımacılık sektörünün ambulansı diye nitelerim hava kargoyu. %1'ler 2'leri geçmez tonaj olarak bakıldığı zaman. O nedenle
öncelikle tren olsun, daha sonra konteyner gemi taşımacılığı olsun ve karayolları olsun, bunların yanında tonaj olarak çok küçüktür. Ama taşınan emtiaların değerine bakıldığı zaman bunlar %30-35'lere kadar çıkar. O nedenle çok önemlidir, ambulansıdır. Ambulans olduğunu da taşımacılık sektöründe bu tarz krizlerde birebir görüyoruz. Mesela bir diyelim birçok sorunların diyelim kamyon taşımacılığında, tır taşımacılığında tabii ki 14 günlük karantina süreçleri var her ülkeden geçişte. Onlar çok etkiliyor özellikle bizim karayolu taşımacılığına. Bunun haricinde gemilerin süreçlerinin çok uzun olması ve üretilen emtiaların artık biraz düşmüş olması genel yardım malzemeleri haricinde gemilerde de kapasite düşüşlerine sebep oluyor. Bizde Lufthansa kargo ve genel anlamda hava kargo taşımacılığında kargo uçaklarıyla kapasitemizi arttırıyoruz. Ancak yolcu uçaklarındaki kayıplar tonaj olarak eski rakamları bütün hava yolları için aşağı yukarı aynı veriler geçerlidir. Sadece kargo taşımacılığı yapmayanlar hariç onlarda tonaj düşümü vardır. Ancak özellikle yardım malzemelerinde çok iyi bir servis vermektedir bütün hava yolları. Dediğim gibi bütün çalışan arkadaşlarımı, sektördeki bütün arkadaşlarımı, kahramanları verdikleri emeklerden dolayı gece gündüz buradan minnetlerimi sunuyorum, teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Hasan Bey, şöyle az önce siz konuşurken de söylediniz, dediniz ki insan taşımacılığında uçakta ki zararlar ya da oradaki açıkları şimdi kargo tarafı kapatmaya çalışıyor. Yani bunu kendi şirketiniz açısından da değerlendirebilirsiniz, genel olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu açığı kapatabilecek durumda mı kargo, önümüzdeki ayları da düşünerek söylersek? Şimdi genele baktığımız zaman önümüzdeki aylarda da umut ediyorum ki çabuk döner yolcu uçakları servise. Çünkü bu açığı kapatmasını bırakın çok 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 küçük miktardır hava yollarının girdilerinde kargo. Eğer ki sadece kargo hava yolculuğu yapmıyoruz o hava yolu. Bunun mesela kargo uçaklarına sahip bir filosu olan hava yolu için şu anki gelişmeler pozitif değerlendirilebilir. Ama yolcu ve kargo olarak bakıldığı zaman bu gelirlerinin çok küçük bir miktarıdır. Yani %10'ları, %15'leri tamamen afaki söylüyorum sektör ortalaması olarak geçmez diyebilirim. Hatta birçok hava yolunda kargo uçağı bulundurmayan bünyesinde bu daha da düşük oranlarda %1-2-3'lere kadar düşebilir toplam gelirlerinden. O nedenle havacılığın ayağa kalkması kesinlikle ve kesinlikle yolcunun tekrar dönmesiyle olacaktır. Ve yolcunun altında olan kapasiteleri, yolcu uçaklarının altında olan kapasiteleri bizlerin de değerlendirmemiz bizdeki ivmeyi de kapasite sunumlarında arttıracaktır. Hasan Bey, son bir soruyla bitirelim isterseniz. Taşıdığınız ürünler ya da kargolar neler? Mesela ilk insanların aklına şu geliyor. Sağlık malzemeleri herhalde taşınması bu dönemde çok fazla oldu. Ya da gıda oldu mu? Mesela Lufthansa'nın son dönemde, korona döneminde en çok hangi ürünleri taşıdı? Duyabildiniz mi Hasan Bey? Hasan Bey, beni duyabiliyor musunuz? Efendim? Hasan Bey, duyamadınız. Diyorum ki son dönemde en çok neleri taşıdınız? Sağlık mı, gıda mı? Seste kesilmeler oluyor Ali Bey. Evet. Hasan Bey, çok teşekkür ediyoruz size yayınımıza katıldığınız. Şimdi soruyu kesik kesik geldi. Yayında bir sorun var. Şöyle. Ama soruyu anladım. Hangi ürünler taşınıyor mu? Evet. Kısaca onu alalım lütfen ve bitirelim. Tamam. Tamam, şöyle bütün emtialar taşınıyor. Bir örnek vereyim. Özellikle yardım malzemelerinde Lufthansa kargo olarak Çin'den çok yoğun bir taşımacılık yapıyoruz. Özellikle kıta Avrupa'sına, Almanya ve etrafındaki ülkelere. Mesela şöyle ifade edeyim. Elimizdeki mevcut çok büyük bir filo olmasına rağmen kargo uçaklarımız yetmiyor. Ve bunun yanında yolcu uçaklarının koltukları sökülerek, yolcu uçaklarının koltuklarının üzerinde kargo konarak bazılarında çok yoğun yolcu uçaklarıyla da kargo taşımacılığı yapılıyor. Bunların içinde yardım malzemeleri öncelikli. Ama hava kargoda aklınıza gelebilecek her türlü sirk hayvanlarından tutun, elektronik emtialardan tutun, her türlü eşya taşınabilmektedir. Bunlar da evet. Çok çok
bakıldığı zaman büyük emek ve gerçekten yetenekli iş gücü gerektirir. Hasan Hatipoğlu, Lufthansa Kargo Türkiye Direktörü. Çok teşekkürler Hasan Bey, yayınımıza katıldığınız, güzel, değerli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için. Hemen ben teşekkür ediyorum. Ekotürk ailesine ve seyircilere sağlıklı günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Size de sağlıklı, güzel günler olsun. İzmir'e de selamlarımı.